Efendim merhabalar. Kanal F Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, yaş sebze ihracatının azalması, iç piyasada yaşanan ürün fazlalığı gibi etkenler kırmızı altın, domatesin kilosunu halde 15 kuruşa kadar düşürdü. Marketlerde ve büyük şehirlerde 1,5 lirayla 4 lira arasında satılan domates kilosu 10 kuruştan salçaya gönderiliyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde Turfan'da sebze üreticiliğinde Antalya'dan sonra ikinci sırada gelen Fethiye'de domatesin 15-20 kilogramlık kasası 1,5 liradan satışla salça fabrikalarına satılıyor. Daha önce de geldi, hatırlarsınız. Domatesin kendilerine kilogramda 80 kuruş masrafı olduğunu, kendilerinin kasasını 1,5, kilosunu 10 kuruştan sattıklarını söyleyen domates üreticisi Hüseyin Sabancı, devletimizden yaş sebze ve meyve üreticisine destekleme bekliyoruz dedi. Domates şu anda çiftçi memnun değil haliyle. Göründüğü gibi domatesler komple salçaya gidiyor. Yani buna da şükür. Yemek geliyor içimizden ama. Nice insanların yemekleri burada. Ama sonuç salçada. Nerede ilaç parası, nerede fidan parası, nerede tohum parası, nerede emek zaten yok ortada. Haliyle insanlar şu anda kan alıyor. Devletin bunu bir el uzatmasını istiyor herkes. Bankalar haliyle herkes kredi kullanmış. Evi, arsası, yeri, yurdu bütün ipotekte. Tarım Bakanlığı'nda bizim bu Akdeniz bölgesinde bizim istediğimiz şudur. Tarım Bakanlığı'ndan nasıl fındıkta bir bakanlıkta bir temsilcilik varsa destekleme. Biz Akdeniz bölgesi Turfan'da sebzecileri olarak biz temsilcilik istiyoruz. 30 yıllık üreticilerden Süleyman Aşansa üreticiler olarak bittik diye konuştu. Gübre bir sürü para. Domates gördüğün gibi salça. Nasıl biz bu işin içine çıkacağız ki? Yıllardır üreticilik yaptığını söyleyen Mehmet Ali Türkoğlu, Tayyip Baba bizim sorunumuzu çözer diye bekliyoruz dedi. Yani burada sadece Tayyip Baba bize sahip çıkar diyor. Fethiye'den Orta Doğu ülkelerine Suudi Arabistan ve Dubai ile Romanya'ya yeşil domates gönderildiğini belirten Bayram Viran, Rusya ile yaşanan sıkıntı ve kriz çözülmeden ne üretici ne ihracatçı başarılı olur dedi. Bu Rusya ile olan problem de devlet arasında yani ama çözüm üretilmesi gerekiyor. Yoksa çiftçi de bizim sektör ve turizm sektörü sıkıntı yaşıyor. Rusya ile yaşanan krizin ardından pazarlarda bir kırılganlık olduğunu ifade eden Türkiye Haller Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Fethiye Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Atabey Akgün, İhracatçıların yeni pazar arayışına girdiğini, bazı ihracatçıların farklı bölgeler üzerinden Rusya'ya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Bu kırılgan süreçten biraz etkilendi fakat doğru refleks gösteremezse üreticinin parasını ya da komisyoncunun parasını ödeyemez. Onu ödeme adına da kendini korumak için biraz çabaladılar. Tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. Biraz emek verdiler bu dönemde sıkıldılar ama sürekli pazarları zorlayarak gittiler. Yani ürün sevkiyatı durmadı, devam etti fakat sıkıntılı devam etti. Bu da ister istemez üreticiye ve üretime yansıdı. Evet, daha çok sadece domates mi? İzmir'de oturan Muğlalılar tarafından kurulan Muğla İli Kültür ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel bahar yemeği Çeşme'de gerçekleşti. Muğlalı sanatçıların ve davul zurna ekibinin renk kattığı geceye İzmir'de yaşayan çok sayıda Muğlalı katıldı. İzmir'de yaşayan Muğlalılar tarafından 1988 yılında kurulan Muğla İli Kültür ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel bahar yemeği buluşması bu yıl Çeşme'de yapıldı. Yapılan geceye İzmir'de yaşayan çok sayıda Muğlalı katıldı. Gecede Muğlalı ses sanatçıları, Kültür Bakanlığı İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğundan Fethiyeli Tahsin Duru'yla, TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Ortacalı Selcan Kökçen Şahin sahne aldı. Namo yana namo.
çeşmedeki Muğlalılar gecesine katılanlar Muğlalı sanatçıların söyledikleri Muğla türkülerine hep birlikte eşlik etti. Gecede Milas, Dibek, Dereli, Davul, Zurna ekibi eşliğinde Muğla yöresi oyunları oynandı. Uzun yıllar Muğla İli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı'nı yapan Esat Karaöz'e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Kendisini bugüne kadar Muğlalılar Derneği'ni yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin huzurlarında bu plaketi veriyorum. Bu güzel gecemizde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Kurucusu olmaktan ve 20 yıl başkanlığını yapmaktan onur duyduğum derneğimizin yeni yönetimiyle daha ileri başarılı çalışmalar yaptığını görmekten gurur duyuyorum. Yeni göreve gelen Muğla İli Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Adilcan, Esat Karaöz'e yıllarca yaptığı özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yakın başkanlığını yürüten ve maddi manevi katkılarıyla her zaman yanımızda olan ve dernek yönetimimizce Fahri Başkanlığı getirilen çok değerli başkanımız Esat Karaöz huzurlarınızda şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarım. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AK Parti İlçe Başkanı Salih Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Turhan'la Mustafa Karakuş ve birim müdürleri Seydikemer Eşen bölgesindeki mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda buluştu. Seydikemer Belediyesi bölge muhtarlarının taleplerini dinledi. Seydikemer Belediyesi ilçedeki muhtarlarla toplantılar düzenleyerek mahallelerden gelen taleplere çözümler üretiyor. Asfaltı kendi belediyemiz olarak. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve beraberindeki heyet ilk olarak Eşen bölgesindeki muhtarlarla kahvaltıda buluşarak dilek, öneri ve şikayetleri dinledi. Benim birinci sorunum başkanım, Dodur'da Asar Mahallesi, sudan vazgeçtim ben, suyu kuyulardan çekiyorum. Birinci sorunum Asar'ın sit alanı. Evin önüne bir çardak yaptım. İki sefer mahkemeye gittim. Keşif geldi. Başkan Otgöz, AK Parti İlçe Başkanı Salih Gümüş ve beraberindeki heyet daha sonra yayla bölgesi muhtarlarıyla toplantı düzenleyerek yayla bölgesindeki mahallelerin ihtiyaçlarını ve acil yapılması gerekli işleri konuştular. Muhtarların taleplerini alalım. Yerinde de gidip göreceğiz ondan sonra. Yani 100 kilometre asfalt yapacağız ama 200 kilometre çıkacak. Toplantıda Başkan Yakup Otgöz onlarca alanda hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Muhtarlarsa çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdiler. Bir belediyeden ayrılmış bir mahalleyiz. Belediyemiz gitti, artık Seydikemer'e bağlandı. Yayla karşı olarak hizmetlerimizin belediyenin yapmadığını sizden aldık biz. Teşekkür ediyorum. Ben şunu söyleyeyim. Kemer'deki muhtar arkadaşlar çok şanslı. Ben her zaman söylüyorum. Keşke imkan olsa da ben de göğe benim oraya bağlasam. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı ve tüm belediye meclis üyeleri belediye meclisi toplantısında bir imza kampanyası açarak Almanya parlamentosunun sözde Ermeni soykırımı görüşmesinin iki ülke dostluğunu zedeleyeceği yönünde karar aldı. Geçen hafta toprağa vermiş olduğumuz... Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı ve tüm belediye meclis üyeleri yapılan belediye meclis toplantısında bir imza kampanyası açarak Almanya parlamentosunun sözde Ermeni soykırımı görüşmesinin iki ülke dostluğunu zedeleyeceği yönünde karar aldı. Sözde 1915'te Ermeni soykırımı ile ilgili Alman parlamentosunda bir oylama yapacak. Yani bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Belediye Başkan Yardımcıları ve tüm belediye meclis üyeleri Almanya'nın 65-70 yıl önceki tarihleriyle yüzleşmesini istedi. Almanya Devleti Parlamentosu'nda oylanacak olan sözde Ermeni soykırımı kabul yasasının geçmesi halinde kökleri tarihi dostluğa dayanan
Birinci Dünya Savaşı'na beraber girmiş, 1960'tan sonra iş gücü desteği verilmiş, şu anda da 3,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya ile ilişkilerimizi sıkıntıya sokacağını, tarihin tarihçiler tarafından yazılması gerçeğini hiçe sayacak böyle bir kararın hiç kimseye fayda sağlamayacağının bilmesini isteriz. Ayrıca bu tip kararları almaya kalkanları fazla değil, 65-70 yıl önceki tarihleriyle yüzleşmeye davet ederiz. Tarafınızca denizcilik dünyasına ilişkin bilgi ve haberler veren internetteki uluslararası sitelerde Amerikan yapımı en gözde 50 yat arasında gösterilen 66 yıllık motor yat Hasabi 2 Marmaris ilçesine geldi. Körfez'den giriş yaparak halk plajı açıklarına demirleyen 1950 yapımı, 4 kez ismi ve sahibi değişip yenilenen vapur görünümlü, 58 metrelik ultra lüks konfora sahip olduğu belirtilen yatta kimin ya da kimlerin bulunduğu hakkında bilgi verilmedi. Bu arada yolcuların da Ege'de mavi tur keyfi yaşattığı tahmin edilen Hasabı 2'ye erzak ikmali yapıldığı gözlendi. Kabinlerinde 10 konuk ağırlayabilen yatın, yapıldığı dönem Amerika'nın en gözde deniz araçlarından biri olduğu, politikacıların, iş adamlarının, Hollywood'un ünlü yıldızlarının ve jet sosyetenin katıldığı birçok partiye ev sahipliği yaptığı öğrenildi. Ve sevgili izleyenler, güzel bir etkinlik haberiyle devam ediyoruz. Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi öğrencileri bedenleriyle ay yıldız oluşturup Şehitler Ölmez yazısını oluşturdular. Teröre tepki göstererek vatan uğruna görev yapan asker ve polislere destek mesajı yolladılar. Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi öğrencileri teröre tepki göstermek amacıyla farklı bir etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde yaklaşık 250 öğrenci bedenleriyle ay yıldız oluşturarak Şehitler Ölmez silüeti çıkardı. Ardından vatan uğruna verilen tüm şehitler için yüksek sesle komando andını okuyarak tekrar eden öğrenciler, vatanına sahip çıkan gençler olarak gurur yaşattı. Ortaca ilçesinde çalıştıkları beyaz eşya ve mobilya mağazasının deposundan yaklaşık 150 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri beyaz eşya ve mobilya mağazasının deposundan hırsızlık yapıldığı ve çalınan ürünlerin piyasa değerinin altında satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda depodan hırsızlık yapanların halen aynı firmada çalışan İ'ye ve daha önce aynı yerde çalışmış, daha sonra işten ayrılmış olan ED, SD ve DG olduğunu belirledi. Yapılan operasyon sonucu 4 zanlı yakalanarak gözaltına alınırken zanlıların ifadeleri doğrultusunda belirlenen adreslerde çalınan malların bir kısmına ulaşıldı. Bulunan mallarla zanlıların beyaz eşyaları sattığı kişilerin belirlenmesiyle ulaşılan mallar mağaza sahibine geri verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. O
11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Muğla ve ilçeleriyle Fethiye'de Ramazan pidesi fiyat ve gramajında değişiklik bulunmadığı, geçen yılki fiyatlarla aynen satılacağı öğrenildi. Ramazan pidesi gramaj ve fiyat ayarlaması için Muğla ve ilçelerindeki esnaf odalarına fırıncılardan yeni bir talep gelmeyince Ramazan pidesinin bu yılda geçtiğimiz yılki fiyatlardan satılacağı öğrenildi. Fırıncılar Ramazan pidesi için talepte bulunmayınca Muğla merkez ve yatağında 400 gram pide 2, Bodrum ve Marmaris'te 250 gram 1,5, Fethiye'de 350 gram 1,5, Milas'ta 250 gramı 1 lira 25 kuruştan satılacak. Muğla Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Üst Birlik Başkanı Şükrü Ayyıldız, fiyat talebi gelseydi bile girdilerde bir artış olmadığı için bu talebi kabul etmemiz mümkün değildi dedi. Bugüne kadar hiçbir odamızdan, ilçemizden ve merkezden Ramazan pidesi fiyat tarifesi talebi olmadı. Evet. Ancak 2015 yılında Bodrum Esnaf Odası'nın, yani Bodrum'daki Ramazan pidesi 250 gram 1 lira 50 kuruş. Evet. Marmaris'te 250 gram 1 lira 50 kuruş. Muğla'da 400 gram 2 lira. Fethiye'de 300 gram 1 lira 50 kuruş. Yatağında 400 gram 2 lira. Milas'ta 250 gram 1 lira 50 kuruş. Evet. 2016 yılı, yani pazartesi gün Ramazan ayı başlıyor, günü başlıyor biliyorsunuz. Evet. Şu ana kadar talep olmaması nedeniyle 2016 yılında Ramazan ayındaki pide fiyatlarında artışı olmayacağı gözüküyor. Evet. Eğer talep olursa dahi bizim bu kurullarımız var. Kurullarda bunun görüşmesini yapmayacağız. Neden yapmayacağız? Normalde Türkiye genelinde unlardaki fiyat artışında girdilerde fazla bir artış olmaması nedeniyle bu sene Ramazan ve normal pide fiyatlarına, normal ekmek fiyatlarına fiyat vermeyi düşünmüyoruz. Ramazan ayı yaklaşırken fırıncılar da pide çıkarmaya başladı. Az da olsa hemen her gün pide çıkarmaya başlayan fırıncı esnafı, Ramazan ayı sofralarının damak tadı olan pideyi geçen yılki fiyatlardan satacak. İşletmeci Metin Soydemir pideyi geçen yılki fiyatla fırıncı olarak herhangi bir talepte bulundunuz mu? Şu anda herhangi bir talep olmadı, biz bulunmadık. Gene aynı fiyattan, geçen yılki fiyattan aynısından devam edecekleriz. Evet, nasıl girdiler? Bir değişiklik var mı? Girdilerde fazla bir değişiklik, un değişiklikleri, unlarda da fazla girdilerde bir değişiklik ama işin maliyetlerinde, elektrik maliyetleri de var. Ama 11 ayın sultanı bir Ramazan ayı olduğu için, ondan sonra oda normal olarak 11 ayın sultanı olduğu için bir oda fırıncılar bakımından devam etsin yani. Bir Ramazan ayının bir damak tadı bir de. Onun için aynen devam ediyoruz. Fırın işletmecisi Selahattin Demirci ise bazı girdilerde oldukça mağdur olduklarını dile getirdi. Şu anda Fırıncılar Federasyonu Türkiye'de uyguladığı fiyat 6 lira. Yalnız bizim Fethiye'de 3 yıldır odalar bize rayiç vermiyor. Fırıncının talebi doğrultusunda da rayiç yok. 3 yıldır 300 gram pide 1,5 lira. Nasıl, girdiler yüksek mi? Girdiler yükseldi, sigortalar yükseldi, işçi ücretleri yükseldi, un fiyatları arttı, maya fiyatları arttı, yakıt, akaryakıt gideri, her şey girdiler yükseldi. Bu maliyetler artmasına rağmen Fethiye'deki esnaf odaları, esnaf odası ve ticaret odası, özellikle esnaf odası fırıncıya pide fiyatı ve ekmek fiyatı vermeme konusunda direniyor. Vatandaşlar pide fiyatının 1 lira 50 kuruş olmasını normal karşıladıklarını söyledi. Çok iyi buluyordum. Bu sene devam etsin böyle. Evet. Teşekkür ederim. Ama biz memnunuz. Çok süper. Çok süper. Memnunuz efendim. Çok iyi. Fethiye halkımıza hizmet veriyorlar ekmekçiler. Allah bin kere razı olsun. Başka bir isteğiniz? Ekmekten ziyade.
ve Ramazan ayında yine sofraların vazgeçilmez ürünü tahin bu yıl 13 liradan satılıyor. Fethiye'de yıllardan bu yana tahin üretimi yapan Burhanettin Tuna, Ramazan ayı öncesi tahin satışlarının geçen yıla oranla düşük olduğunu söyledi. Sahur ve iftar sofralarının ayrılmaz ikilisi tahin ve pekmez Ramazan ayına az bir süre kala raflardaki yerini almaya başladı. Ancak işletmeciler tarafından tahin ve pekmeze bu yıl beklenen ilginin olmadığı belirtildi. Geçtiğimiz yıllardaki talep yok bir defa. Bu yıl yine tahin, üzüm, pekmez, bal gibi ürünler satılıyor. Ama geçtiğimiz yıllardaki talep yok. Piyasa olabildiği kadar durgun. Şekerde sıkıntı çekiyoruz. İhtiyacımız kadar şekeri yakın bölgelerden temin edemiyoruz. İç Anadolu bölgesinden, işte Konya'dan, Ilgın'dan, Eğirdir, Ereğli'den getiriyoruz. Bu yönde de biraz ciddi sıkıntımız var. Bu yıl tahin 13, pekmez 10, bal ise 14 liradan satılıyor. Fethiye'de tahin ve pekmez üretimi yapan Burhanettin Tuna, yerli susam kullandıklarını, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin mahallelerinde üretilen susamların kalitesinin iyi olduğunu söyledi. Tahin Fethiye susamından, yerli susamdan ürettiğimiz tahin KDV dahil kilosunu 13 liradan satıyoruz. Fiyat geçen yıla göre nasıl? Geçen yılki fiyatla satıyoruz, aynı fiyata satıyoruz. Yerli susamımız var, bölgenin susamı. Bu susamdan imal ediyoruz tahinimizi. Ayrıca Ramazan ayının aranan gıdalarından hurmanın kilogram fiyatı da 10 lirayla 38 lira arasında değişiyor. 10 liradan başlıyor. Cinsine göre 38-40 liraya kadar hurma var. Ama o da düşük tabii. Ve yamaç paraşütçüsü havalandıktan hemen sonra kartalın saldırısına uğradı. O anlarsa paraşütçünün kaskında bulunan kameraya yansıdı. Lan! Lan! Antalya'nın Badem Ağacı köyündeki tepede yamaç paraşütüyle havalanan Özgür Çiçek bir süre sonra kartalın saldırısına uğradı. Havada kartal saldırısına karşı çaresiz kalan Özgür Çiçek'in tek yapabildiği ise panik halinde bağırmak oldu. Kartalın defalarca yükseldikten sonra tekrar dalışlarla paraşütü parçalamaya çalıştığı görüntülerde Özgür Çiçek inmeyi başardı. Evet, kartal saldırısına maruz kalmış yamaç paraşütçü oldum an itibariyle. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu 2013 yılından bu yana 4 Kültür ve Turizm Bakanı değişiyorsa ve halen markalaşmayı beceremediysek bırakın bu yılı şimdiden önümüzdeki 3 yıl daha başta Antalya ve Muğla'nın Marmaris ilçesi olmak üzere turizmin bittiğini söyleyebiliriz dedi. Terör korkusu ve Rusya krizinin vurduğu turizmle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Bütün Güney Ege'de olduğu gibi Marmaris'te de turizm çok sıkıntılı bir sezon geçiriyor. Dış pazardan bizi domine eden İngiltere, Hollanda, Belçika gibi pazarlardan, İskandinav pazarlarından çok büyük bir artış beklemiyoruz. Çünkü bunları Şubat-Mart dönemi gibi bütün uçakları yani %29'da %36 arasında uçak eksiltmesi yaptılar. Dolayısıyla istese de misafirimiz gelemeyecek şekle geldik. Rusya'dan hiç müşteri gelmedi, gelmeyecek de. Çünkü Türkiye yasağı var. Almanya'da %40'lık bir düşüş var. İngiltere'de yine %38 seviyelerinde bir düşüş var. Bu krizde bu kadar derin yaşıyorsak eğer bizim de hatalarımızın olduğunu düşünüyorum. Yani bir marka olamadık, destinasyon tanımı yapamadık. Biz son 10 yılda daha çok kişi sayısına oynadık. Daha çok pax üretmek için fiyatlarımızı ve kalitemizi yükseltemedik. Yani bugün Dubai'de bir Müslüman ülke ama Dubai'de öyle bir
turizm kaybı yok. Yükselerek gidiyor. Yani bir İslamofobi deniliyor. Ben çok fazla Türkiye üzerinde etkisi olduğunu düşünmüyorum. En büyük etken kötü imajımız. Ya da Türkiye'ye gelmek isteyen misafir Türkiye'yi güvenli ülke olarak görmüyor. Onu düzelttiğimiz zaman bence yine kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bülbüloğlu, Türkiye'nin istikrarlı bir turizm politikası olmadığını, sürekli Kültür ve Turizm Bakanı değiştiğine de değindi. Gelir kaybımız %60 seviyelerinde. Yani çok fazla otelin ben bu sene kar edebileceğini düşünmüyorum. Biz her gelen bakanımıza sıkıntılarımızı anlattık. Hepsi de yardımcı olmaya çalıştı. Ama işte tam dertlerimizi anlatıyoruz, çözümlerini anlatıyoruz. Tam bir yere gelecekken bakan değişiyor. Ya ben son 1-1,5 yıl içinde 4 tane turizm bakanı değiştirdim. Yani hepsine de geldiği zaman gidip bölgemin sıkıntılarını, dertlerini, interlantı anlatıyorum, coğrafyayı anlatıyorum. Yapılması gerekenleri anlatıyorum. O sıkıntıları nasıl aşacağımızı bölgeyi tanıyan, sektörü tanıyan biri olarak anlatıyorum. Tam çözüme kavuşacağı yerde de bakan değişiyor. Bunu aynı şekilde... Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Efendi ilçe başkanlığınca gerçekleştirilen Farkında Mısınız adlı oturma eyleminde başta şehitler olmak üzere çeşitli konular üzerinden hükümet eleştirildi. CHP Merkez Efendi ilçe başkanlığınca Denizli'de Farkında Mısınız adlı oturma eylemi düzenlendi. Yapılan eylemde CHP Merkez Efendi Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer Farkında Mısınız yazılı pankart açtı. Cumhuriyet değerleri yok ediliyor, işsizlik arttı, birlik ve bütünlüğümüz yok oluyor, yolsuzluk ve yoksulluk arttı, turizm öldü, asker ve polisler ölüyor, başkanlık dayatılıyor, 1 kilogram ekmek 4 lira oldu, laik cumhuriyet yok ediliyor ve özgür basın susturuldu dövizleri taşındı. Basın açıklaması yapmayan ancak dövizleri tek tek okuyan CHP'nin Merkez Efendi ilçe başkan yardımcısı Özgür Bozkaya, daha sonra farkında mısınız diye bağırdı. Tüketiyoruz. Farkında mısınız? Toplumsal barışımız öldü. Askerimiz, polisimiz ölüyor. İnsanlığımız öldü. Farkında mısınız? Yaklaşık 15 dakika süren eylemin ardından grup sessizce dağıldı. Parsel parsel satılıyor. Farkında mısınız? Dolaylı vergiler 3 kat arttı. Ekonomi öldü. Farkında mısınız? Bodrum ilçesinde mahalle aralarında dolaşan yaban domuzu sürüsü rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Karanlıktan yararlanan yaban domuzları bu caddelerin üzerindeki park ve bahçelerden site içerisine geçerken caddeleri kullanan vatandaşlar da yaban domuzlarının saldırı olasılığıyla karşı karşıya kalıyorlar. Hemen hemen her gece Cumhuriyet Mahallesi'ne gelen yaban domuzları özellikle kale konut sitesi içerisinde dolaşarak çöp konteynerlarının yanına bırakılan yemek artıklarını yiyor. Havanın kararmaya başladığı saatlerden itibaren insanlara ve sokaklardan geçen araçlara aldırmayan yaban domuzları gece boyunca dolaştıkları site içerisinden karınlarını doyurduktan sonra geldikleri yönden uzaklaşıyor. Yaban domuzlarının akşam saatlerinden itibaren yemek bulmak için gezmeye başladığı mahallede sokak lambaları yaklaşık 2 aydır çalışmıyor. Karanlıktan yararlanan yaban domuzları bu caddelerin üzerindeki park ve bahçelerden geçerek site içerisine geçiyor. Bu caddeleri kullanan vatandaşlar da yaban domuzlarının saldırı olasılığıyla karşı karşıya kalıyor. Ve Fethiye'de iki öğrenci iddialarına göre dershane öğretmeninin bulamadığında çok sinirlendiği ve sınıfın dışına çıkarılmasını istemediği klima kumandasını dünya turuna çıkardı. Klima kumandası için Instagram hesabı da açan iki kız öğrenci burada gittikleri yerlerin fotoğraflarını paylaştı. Instagram hesabının şimdiden yaklaşık 5000 takipçisi var. Fethiye ilçesinde ismini açıklamayan iki öğrenci iddialarına göre dershane öğretmeninin bulamadığında çok sinirlendiği ve sınıfın dışına çıkarılmasını istemediği klima kumandasını dünya turuna çıkardı. Klima kumandası için Instagram hesabı da açan iki kız öğrenci burada gittikleri yerlerin fotoğraflarını paylaştı.
İkilinin klima kumandası ile birlikte gittiği yerler arasında Amerika, Brezilya, İspanya, Dubai ve Almanya var. Klima kumandası adına açılan 102 no'lu sınıfın kumandası, sınıftan çıkmam yasaktı, şimdi ise dünyayı turluyorum tanıtımıyla açılan Instagram hesabının şimdiden yaklaşık 5000 takipçisi var. Marmaris ilçesinde bir balıkçı tarafından tasarlanan ve Türk yapımı olan, müşterilerine hem mavi tur hem de su altı safarisi keyfi yaşatan Türkiye'nin faydalı model patentine aday deniz aracı turistlerden yoğun ilgi gördü. Tekne mavi tur hizmetinin dışında deniz dibi temizliği de yaparak çevreye faydalı olacak. Marmaris'te yaşayan ve 30 yıldır dalgıçlık yapan Yusuf Dirmil, 2015 yılında yıllarca denizin altını göremeyen insanlar için hayal ettiği tekneyi yapmaya karar verdi. Yalova'da tersanenin mühendisleriyle görüşen Dirmil, hayalindeki tekneyi mühendislere anlattı. Türk mühendisler 30 yıllık dalgıcın rüyası olan denizin hem üstünü hem de altını gösteren tekneyi yapmak için işe koyuldu. 26 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde teknenin alt bölümüne 3 metre derinliğinde özel bir tüp konularak denizaltı görünümü verildi. Yapımı 1 yıl süren ahşap tekneye 1 milyon dolar harcandı. Tekne tasarımıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Tersaneden suya indirildikten sonra Marmaris'e getirilen ahşap tekne ilk turuna çıktı. Hem denizaltı hem de tekne olan Semisup Marin'le günübirlik mavi tura çıkan yerli ve yabancı turistler, bölgenin eşsiz güzellikteki koylarını gezerken optik görüntüleme penceresinden denizin dibinde neler olup bittiğini gözleme fırsatı yakaladı. ...148 yolcu taşıma kapasiteli yarı denizaltı görünümlü tekneyle bir günlük mavi tur ve su altı safarisi keyfinin bedeli ise 85 lira. Öte yandan yarı denizaltı ahşap tekne Körfez'de deniz dibi temizliği yaparak çevre faaliyetlerine de katılacak. Biz de bunu suyun altını izletelim. Bu güzelliği insanlara düşünce olarak değil, görsel olarak yaşatmaya hayal ettim. Çok uğraştık. Kimi insanları buna zor ikna ettik, böyle bir gemi yapabileceğimize. Sonunda gördüğünüz gibi bu hayalimizi gerçekleştirdik. Fethiye ilçesindeki Özel Ata İlkokulu ve Ortaokulu'nda temel eğitimden orta öğretime geçiş sisteminde dereceye giren öğrenciler için kutlama düzenlendi. Kutlamada öğrencilere hediyeler verilip toplu halde pasta kesildi. Kutlamanın ardındansa öğrenci Lal Okyar'ın resim sergisinin açılışı yapıldı. Fethiye'de Özel Ata İlkokulu Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri temel eğitimden orta öğretime geçiş sisteminde dereceye giren öğrenciler için kutlama düzenledi. Kutlamada öğrencilere hediyeler verilip toplu halde pasta kesildi. Sekizinci sınıfların bu mezuniyet gününde velilerle birlikte büyük bir coşku yaşandı. Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten okul müdürü Nejat Yücel öğrencilerini kutladı. Ülkesi için çalışacak, insanlığa hizmet edecek, girişimci, özgüvenli öğrenciler yetiştirmek bizim birinci görevimiz. Bunu anlatmamız gerekiyor. Sizlerle işbirliğimiz bundan sonra da devam etsin istiyoruz. Sizler birer özel okulun diye sizlere ben bakıyorum bundan sonraki süreçte de. Bizlerin hep yanında olacağınıza inanıyorum. Yücel, birinci dönem TEOG'da 120 sorunun hepsini doğru cevaplayan Necati Taner Akıncı'nın babası, Fethiye Garnizon Komutanı Yarbay Faruk Akıncı ve annesini tebrik etti. Annesinden babasından da tebrik ediyorum.
Kutlamanın ardından Lal Okyar'ın resim sergisinin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini garnizon komutanı Yarbay Faruk Akıncı, Lal Okyar ve ailesi kesti. Lal Okyar'ın resimleri arasında yer alan Jandarmaya Mektup isimli çalışması ziyaretçilerin ilgisini çekti. Vatani görevini yapmakta olan askerlerin özlemini ve onu bekleyen çocuklarının umutlarını anlatan resmin Muğla'da düzenlenen resim yarışmasında birinci olduğu belirtildi. Burada ulaşmayı tekrar istediği şeyler var. Çocuğuyla uçurtma uçurmak, ev yemeklerini yemek, kendi evi ve ailesi. Çok güzel. Bu jandarmanın düşüncesi. Evet. Çocuğumuzun düşüncesi ne? Çocuğumuzun düşüncesi de bu kadar ülkemizde savaşlar olurken de kurtarılmaya çalışan bir ülkeye söz konusuyken onlara karşı verdikleri teşekkür simgeliyor. Ben de sana teşekkür ederim. Fethiye Belediyesi tarafından yapılarak hizmete açılan bölgenin ilk trafik eğitim parkında bu yıl 32 ilköğretim okulundan 5000 öğrenci uygulamalı eğitim aldı. Kurslar sonrası programa destek veren kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür belgesini Belediye Kadın Meclisi Başkanı Kader Şarlak verdi. Fethiye Belediyesi İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile başta Fethiye Belediyesi Kadın Meclisi olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Geleceğimizin Teminatı Çocuklara Trafik Eğitim Programı sonlandı. Yıl boyunca 32 ilköğretim okulundan sadece 3. ve 4. sınıflara verilen uygulamalı eğitimlerde 5007 öğrenci programı tamamladı. Kurslar sonrası programa destek veren kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür belgesini Fethiye Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Kader Şarlak verdi. Fethiye'mizde belediyemiz tarafından yapılmış olan bir trafik eğitim parkı vardı. Çok güzel, başka şehirlerde yok ama bizim şehrimizde böyle bir hizmet belediyemiz tarafından bizlere sunuldu. Biz de istedik ki gene Emniyet Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğü yılda bir kere bir ay olmak üzere orada çalışmalarını sürdürüyordu. İstedik ki o trafik eğitim parkı daha işler hale gelsin ve çocuklarımıza ağaç yaşken eğilir sloganıyla eğitimlere başlayalım. Çünkü normalde 4. sınıflara veriyorduk biz bu eğitimleri. Bir ay veriyorduk. Burada tabii Nur Bey, Ali Beylerin, Rıdvan Beylerin çok emekleri var. Çünkü Mart ayında başladık biz bu çalışmaya. Mayıs'ın sonuna kadar her gün oradaydılar. Sabahleyin 9'da başladılar birinci seans. Öğleden sonra 2 seans olmak üzere 4.30'a kadar oradaydılar. Toplam 5000'e yakın 3. ve 4. sınıf öğrencisi burada trafik kurallarını öğrendiler, neler yapmaları gerektiğini. Sadece teorik değil tabii, çok eğlenceli oturumlar olmuştu. Bizler katıldık, Nur Bey, Ali Bey çok güzel sunumlar hazırlamış. Uygulamanın önümüzdeki eğitim öğretim yıllarında devam edeceği öğrenildi. Bu sunumları dinlediler. Arkasından da yaklaşık 30 dakikalık çocuklarımız trafik eğitim parkını uygulamalı olarak tek tek bu işlemleri orada görmüş oldular. Ayrılırken de tabii biz dedik ya birlikten güç doğar. Emniyet Müdürlüğümüz eğitimi sağladı. Belediyemiz trafik eğitim parkını bizlere çalıştırdı. Milli Eğitim Müdürlüğü okuldaki öğrencilerin organizasyonu oraya ayarlanması, öğretmenlerin görevlendirilmesi. Yine belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Halimhan'a sağ olsun. Belediye kanalıyla öğrencilerin oraya getirilmesi, ulaşımlarının sağlanması. Sivil toplum örgütlerimiz peki neler yaptı burada? Çocuklarımıza kendi karınca kararınca ikramlarda bulundular. Her eğitim sonrasında. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, üst üste büyük başarılar alan belediye spor kürek ve yelken takımlarını yemekte bir araya getirdi. Kupaları ve madalyalarıyla yemeğe gelerek kendilerine en büyük desteği sağlayan başkanları Behçet Saatçı'ya teşekkür edip başarılarını paylaşan sporcular, Behçet amcalarıyla sohbet edip sık sık fotoğraf çektirdiler. Belediye Başkanı Behçet Saatçı, üst üste büyük başarılar alan Fethiye Belediye Spor Kürek ve Yelken takımlarını yemekte bir araya getirdi. Başkan Saatçı, çocuklarımız büyük başarılar aldılar, milli takıma gidenler oldu. Burada amaç daha çok çocuğumuzun spor yapmasıdır diye konuştu.
bir ay içerisinde basketbolcular, voleybolcularla bir araya gelindi. Onlara yemek yedik. Uçuşlarımızın başarısını kutladık. Bugün de Allah var, ilk işe başladığımızda biz kürekle başlamıştık, yelkenle başlamıştık. O çocuklarımız, onların hocaları, Beylik Spor Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlar, Sayın Başkanımız hep beraber çocuklarımızla bir sofra paylaştık. Çocuklarımızın başarısı inşallah devamlı olsun. Yani benim için zaten bu çocuklarla olduğumuz her an çok özel an, çok keyif aldım onlardan. Allah'tan şükür ediyorum yani 99'a geldik. Bugün baktığımız zaman herhalde 6-7 tane nesil geçmiş. Bunlar spor yapmışlar. İçinden milli sporcularımız çıkmış. Bu çocuklarımız içinden de çıkacak. Yani belediye sporu bünyesinde 43-44 tane milli sporcu çıktı. Bunlar bize bir keyif verdi, onur verdi. Ve bu azimle de şu an Mustafa Başkan'ın kulüp başkanlığında değerli hocalarımızın nezaretinde ailelerin de verdiği destekle çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. Burada esas amacımız bizim bireysel başarıdan daha çok daha fazla çocuğumuzun spor yapması, hele denizle tanışması. Yani bireysel spor olarak ben yerken hep önerdim yani. O kişilik gelişmesine büyük katkısı alıyor çocuklarımıza. Vallahi keyifli bir akşamda bu keyifli akşamımızı yaşatanlara teşekkür ederim. Yemeğe Başkan Behçet Saatçı'nın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mete Karacadağ, Belediye Spor Kulübü Başkanı Mustafa Ferizcan ile teknik heyet ve sporcular katıldı. Kulübünün yelken ve kürek şubesinde mücadele eden sevgili çocuklarımızla bir araya geldik. 2015-2016 sezon içerisinde çocuklarımız birçok emek verdi, birçok turnuvalara katıldılar, yarışmalara katıldılar ve ödüller kazandılar. Onlarla bu anımızı paylaşmak anlamında, onların bu başarısını kutlamak, bir nevi onlara verdiğimiz değeri göstermek ve bundan sonraki yarışmalarında da çalışmalarında motivasyon olması anlamında bir araya geldik. Ben özel bir kreşin minik öğrencileri düzenlenen yıl sonu gösterisiyle bütün hünerlerini sergilediler. Aileler gecede evlatlarıyla gurur duyarken duygusal anlar da yaşadılar. Fethiye'de özel bir kreşte sezon başından bu yana eğitim gören minikler 7 aydan bu yana öğrendikleri eğitimin meyvelerini ailelerinin karşısında canlandırarak verdiler. Kreş yöneticilerinin, öğretmenlerin ve minik öğrencilerin aileleriyle birlikte katıldığı gecede minik öğrenciler sahneledikleri yıl sonu gösterileriyle ailelerine unutamayacakları bir gece yaşattılar. Ailelerin duygulu anlar yaşadığı gecede kısa bir açıklama yapan yönetici Ramazan Küçükbenli, "Küçüklerimiz ailelerine mutluluk verdiler, biz de bu mutluluğa aracılık etmekten dolayı ekibimle çok mutluyuz" dedi. Bizim 7 aydan beri olmuş olsun eğitimimiz, bunun insanı birbiriyle sergilemek istiyorum. Bunu güzel bir güne geçirmek için yemek bir öğrenciye dönüştürdüm. Ve sevgili izleyenler, kısa bir aranın ardından spor haberiyle devam edeceğiz. Devasa bir fabrika düşünün. Üreticiden üreticiye ekonomik, kaliteli ve garantili kavramlarını bir arada sunsun. Muğla'da ilk ve tek olma özelliğine sahip Ader Plastik, sera örtüleri üretim fabrikası, dilediğiniz katkılarla, istediğiniz ebat ve ölçülerde 12, 24, 36 ve 60 aylık sera örtülerini sizler için üretiyor. Ayrıca klips üretimiyle de yeni tesisinde hizmetinizde. Ader Plastik, Çobanlar Mahallesi, Çobanlar Sokak, numara 485 Seydi Kemer'de. Ürün sipariş hattı 0252 657 4050.
Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. İkincilik ekiplerinden Fethiyespor'un 3 futbolcusuna 3. ligde şampiyon olan Erzurumspor Büyükşehir Belediye'nin talip olduğu öğrenildi. İkincilik ekiplerinden Fethiyespor'un 3 futbolcusuna 3. ligde şampiyon olan Erzurumspor Büyükşehir Belediye'nin talip olduğu öğrenildi. Erzurum'un teknik patronu Fethiye'nin eski antrenörü Ahmet Yıldırım'ın kaleci Metin Erol, defans oyuncusu Bayram Çetin ve orta saha oyuncusu Uğur Erdoğan'ı takımına transfer etmek için kolları sıvadığı belirtildi. 31 yaşındaki defans oyuncusu Bayram geçen sezon 25 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğur Erdoğan 30 maç oynadı, 8 gol kaydetti. 29 yaşındaki kaleci Metin Erol ise geçen sezon 21 maçta oynadı. Kurtardığı penaltılarla dikkat çekti. 3 futbolcunun Erzurum Büyükşehir Belediye'nin teklifi üzerine Fethiyespor'da devam etmek istemedikleri, Yıldırım'ın teklifine sıcak baktıkları öğrenildi. Öte yandan yeni sezon için teknik direktör konusunda bir karar vermeyen lacivert beyazlı kurmayların geçen sezonun son haftalarında görev yapan Enver Ataçocuğu'yla yola devam etmeyi düşündüğü öğrenildi. Ve sevgili izleyenler, sizleri hava durumuyla baş başa bırakırken bizler de haber bültenimize burada noktayı koyuyoruz. Yarın ve daha sonraki yarınlarda hep birlikte olmayı umut ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Umut Güvenlik Sistemleri hava durumunu sunar. Güvenlik sistemleri hava durumunu sundu.